Ramazzo. Şu hastaları ya. Neredesin? Kapıdayım. Hangi kapıda? Dış kapı. Sacit gelmiş. Arkadaşım ya, kankam. İyi geceler dilemeye. Bahane tabii. Dertlerini anlatmaya geldi. Ben çok iyi bir dinleyiciyimdir. Sen filmin sonunu kaçırdın ama. Ah. Katil kim çıktı biliyor musun? Polisin yardımcısı çıktı. Ya Kapı, niye yani yeni plazmada cinayet filmleri izliyoruz? Ben romantik komedi türü falan çok seviyorum. Ben cinayet filmleri seviyorum. Bana parlak fikirler veriyor. Fikirler? Ha. Ha. Anladım. Yarın öbür gün böyle rejistör mejistör olursan belki işine yarar diye mi? Hmm. Anladım. Kanka. Hı. Bak, bir cinayette kurbanını tanırsan tam süper olacak. Bak, polisin yardımcısı herkesi tanıyordu. Ama bu konu kapandı, lütfen ama. Bu konu kapandı. Lütfen. Gece gece daha güzel şeylerden bahsedelim. Sana bir dedikodu vereyim mi? Dedikodu? Sen de karı gibi dedikodu seviyorsun ya. Allah seni kahretmesin. Bak şimdi. Sacit Bey bir kıza aşıkmış. Restoranda kız bunu bir güzel dehlemiş. Ne? Tekmeyi yemiş yani. Ha. Bir de bakan kızıymış. Yüksek mevkilerde yani. Sacit Bey kürkütük aşık. Nasıl ama? Bitmiş. Bir deri bir kemik kalmış. Böyle avortları çekmiş. Tanınmaz halde. Ben sabah gördüm aynıydı. İf! Sen de ağız tadıyla bir dedikodu yaptırmıyorsun ama. Sen beni beğenmiyor musun? Gafur, bu nasıl bir şey? Bunu vallahi elimle alamam. Konuş. Şımbala. Sen şimdi bu Cem'den İngilizce dersi mi alacaksın? Ha evet Gafurcuğum. Ay, bir üst düzey yönetici olarak zaten öğrenmem gerekiyordu. Yarın öbür gün bir turist kız asılsa, oramı buramı sıkıştısa, dese ki hadi otele gidelim dese, ben ne cevap vereceğim? Turist kızlar da bula bula seni bulacak ya. Üf, Gafurcuğum bazen çok kırıcı oluyorsun ama. Bir lisan, bir insan anlamında diyorum. Biraz modin bak. Peki, nerede alacakmışım bu dersi? Sütçüoğlu restansında verecek Cem. He. He. Bana dedi ki, Burhancığım dedi, senin beynin dedi harika. Kıvrak bir zekaya sahipsin dedi. Sen dedi, çabuk öğrenirsin dedi. Bu arada tabii, bana yağ çekeyim. Üç günde sana İngilizceyi şakır şakır şakırtanarak öğretirim dedi. Cem uyarını yakından tanıma fırsatı Gafur. Efendim? Anladın sen onu? Anlamadım. Ben de seninle İngilizce dersi alsam. Nasılım? Sen mi? İngilizce bilsem tam süper olacak. Asıl sen Türkçe bilsen çok süper olacak. Ne dedin? Ay o gıcık Cem'den sen ders mi alacaksın? Yani sen onu sevmezsin ki. Yıldızlarınız hiç barışmıyor. Ne demek şimdi bu? Olsun. Adamı yakında tanıma fırsatı bulacağım. Ayrıca bir insan, bir lisan, bir lisan, bir insan. Ya nereden çıktı şimdi İngilizce öğrenmek? Senin mesleğin için yani ne bileyim gerekli bir şey değil bu. Ya ne mesleği kanka? Yerin mesleğini. Yarın öbürsü gün bir turist kız bana asılsa ben ne muhabbet edeceğim? Sana. Ha, beni beğenmiyor musun? Ya şu açıdan niye bakmıyorsun?
Adam bir defa parayla veriyor dersi, bedava değil. Senin o kadar paran var mı ki? Öde kanka. Canım ederiz. Allah'ım yarabbim ederiz. Ne olacak ya? Sen, ben, Makbule Hanım çok güzel bir sınıf olacağız herhalde. Ölümüne kakayız. O geri de İngilizceyi nasıl öğrenecek çok merak ediyorum. Yiğit, arkadaşımı ısmarlıyorum. Yani Gafur da mı İngilizce öğrenecek? Niye? Beni beğenmiyor musun? Yok canım, estağfurullah. Ben senin böyle bir ilgi alanın olduğunu bilmiyordum yalnızca. Ver. Senin ilgi alanların yok mu? Fotoğraf çekiyor dediler. Issız yerlerde çalışıyor musun? Yok canım, stüdyoda çalışıyorum. Neyse arkadaşlar, evet. Buyurun o zaman masaya geçelim, dersimize başlayalım. Hadi bakalım, bismillah. Cümlemize hayırlı olsun. Evet arkadaşlar, hazır Gaffur da aramızdayken o zaman işin alfabesinden başlayacağız değil mi? Önce nesneleri tanımlamaktan başlıyoruz. Gaffur, bu nedir? What is this Gaffur? Beer. Oo ama Gaffur, yani sen bunları bilemeyeceksen bize nasıl yetişeceksin? Ya siz başlayın, ben yetişirim. Sorunun cevabını bilen var mı arkadaşlar? Bence kasmayın Cem Bey. Yani bunların günlük hayatta bence kullanımı yok. Efendim? Yani ben şimdi İngiltere'de misal bir eşya mağazasına gideceğim. Oradaki elemana diyeceğim ki, what is this? O da bana diyecek ki, bu bir masadır. Yani ne bileyim, anlamadım ya. Nasıl olacak böyle bir şey? Yani. Bence de doğru. Doğru söylüyor Burhan Bey. Hayalimde gerçekleşmiyor yani. Ben hayal dünyasında yaşayan birisiyim ondan. Yani ben onun masa olduğunu bilmiyor muyum da ben ona what is this diyorum. Yani koskoca Burhan altın top masanın masa olduğunu bilmiyor mu yani? Yani. Enişte sen bana bebek patiği de bakayım. Bebek patiği mi? Hı. Yani öyle temel şeyleri öğretin işte. Bebek patiği olsun, tulum olsun. Efendime söyleyeyim, mesela bunun fiyatı kaç para demeyi bir öğret. İki tane alsam bana bir güzellik yapar mısın demesini öğret değil mi? Doğru. Ben bir sorum olacak. Yanında çakı taşıyor musun? Çakı mı? Evet, merak ettim. İnsanlarla tanışma ve kaynaşma olayından başlasak Cem Bey. Yabancılarla iletişim. Turist ne diye. Peki, tamam o zaman arkadaşlar. Evet. Şuradaki oyunu oynayacağız. Hepinize rollerinizi vereceğim. Tamam mı? Oyunun konusu şu. İnsanlar birbirleriyle selamlaşıyorlar, tanışıyorlar. Ondan sonra da çay içmeye falan gidiyorlar. Nasıl? Evet, güzel. Bence paramızın tam karşılığını almaya başlayacağız. Tamam Burhan Bey. O zaman siz Makbule ile Mr. and Mrs. Smith çifti olun, tamam? Biz Burhan Bey ile karı koca mı oynayacağız? Yapma şöyle, adamı itiyorsun. Allah Allah. Sonra ne olacak? Biz de Gaffur'la David ve Jonathan'ı oynayacağız. Size de misafirliğe çay içmeye geleceğiz. Nasıl? Bekleriz. Ben bayılırım misafire. Ben bir çay koyayım. Değil mi Mr. Smith? Ben kimdim? Jonathan. Jonathan. Tamam canım. Neye can atıyorum? Şimdi Gaffur. Gaffur, şimdi dinle. Jonathan... Bu bizim yapacağımız oyundaki karakterlerden birinin... Ya ben tamam biliyorum, ben espri yaptım. Sen beni gerizekalı mı sanıyorsun? İlahi. Şimdi
Gaffurcuğum, biz David ve Jonathan çifti olarak Mr. ve Mrs. Smith'in evlerine misafirliğe çay içmeye gidiyoruz. Tamam. Biz gaymıyız. Ne? Çift diyorsun. Ya ne alakası var Gaffur? Gaysek, ona göre oynayacağım. Aa, doğru söylüyor ama. Vücut dili değişir. Doğru, erkekli oluyorlar onlar. Çaylar geldi. Welcome, welcome. Aslı haklıydı. Siz şimdi çayı dibine kadar fondip içersiniz Cem Bey. Fondip. Fondip. Demek öyle oluyor. İlginç bir özellik. This is Jonathan. Bir dakika, bir dakika. Jonathan benim. Tamam işte Gaffurcuğum. Ben de Mr. and Mrs. Smith çiftine seni takdim ediyorum. O diyorum, Jonathan diyorum. Niye? Onlar beni tanımıyor mu? Yok, tanımıyorlar çünkü sen Liverpool'dan gelmişsin Londra'ya. Tamam? Hayır. Sen İngiltere'nin köylüğündensin Gaffurcuğum. Biz Makbule Hanım'la Londra'nın içindeniz. Onun anlayacağı şekilde anlatmak lazım. Cem Bey halka inemiyor. Tabii. Niye ben köylü alıyorum? Beni beğenmiyor musunuz? Gaffurcuğum bak, Liverpool aslında köy değil. Liverpool çok gelişmiş bir... Ne yapıyorum ben? Bakın arkadaşlar, asıl noktamızı kaçırıyoruz. Buradaki asıl nokta, Jonathan kendini tanıtıyor. Tamam mı? Hadi bakalım Gaffurcuğum. Sen şimdi kendini onlara tanıt. Buyur. Hadi canım. Benim adım Jonathan de. Hadi. Benim adım Jonathan. Hadi canım, İngilizcesini söyleyeceksin. My name is Jonathan. Yimmanız Jonathan. Hadi canım bak. My name is Jonathan. Mes Yamin Jonathan. Tamam, en azından Jonathan kısmı doğru. Yavaş yavaş olacak. Burhan Bey. Hello. My name is Mr. Smith. This is Mrs. Smith. Sporseller gibi konuşuyor Burhan Bey. Maşallah. Thanks. Makbule, tanıştığımıza memnun oldum diyecektin ya. Ay pardon. Dalmışım da. Havdaya da. Buyur. Dur canım. How are you, Mrs. Smith? Yalnız karışmak gibi olmasın ama ben Amerikan filmlerini plazmamda 16'ya 9 çok izliyorum. Orada hiç kimseye how are you demiyor. Yapmayın ya. Peki nasılsın diyorlar? Şöyle diyorlar. What's up man? What's going on? Hey man. What's up? Hey, what's up man? Öyle diyorlar yani. Ne diyorsun gibi? Bunlar argo. Kullanımı yanlış bunların, Burhan Bey. Yanlış? Evet, yanlış. Amerikan filmlerindeki zencilere yanlış mı konuşuyor? Evet. Peki siz doğrusunu mu biliyorsun olsun? Doğrusunu size öğretmeye çalışıyorum Burhan Bey. Yani bu adam Amerika'da doğmuş, büyümüş, orada film çevirmiş zenci bir insan. Dikkatinizi çekerim. Amerika'da yaşıyor, yanlış söylüyor. Siz doğrusunu söylüyorsunuz. Yani ya bırakın bu işleri ya. Hiç gireceğim yoksa. Hadi Burhan Bey. This is my cup. And this is
My cup. Anladın değil mi Gaffurcuğum? Bak şimdi. Ne yaptık? Herkes bu benim fincanım, bu benim fincanım diye fincanları aldı. Anladın değil mi? Anladım ben onu. Thank you, Mrs. Smith. Ne diyor bu sana? Çaya teşekkür ediyor Gaffur. Yarısını enişte. Makbuleciğim, ne diyoruz? Bir şey değil. Ha, İngilizce. You're welcome. Bravo. Welcome, hoş geldiniz demek değil miydi ki? Hayır Burhan Bey. Böyle söylenince anlamı bir şey değil oluyor. He. Demek iyi oluyor. Bunu da hiç Amerikan filmlerinde duymadım ama... demek ki öyle söylenince öyle oluyor. Peki inanalım. Okay. Let's drink the tea. Diyorum ki Gaffur, haydi çayı içelim. İçelim. Cem Bey'in yaptı. Fondip yapacak dedim, yaptı ya. Mide kanaması geçirecek, farkında değil. Mide kanaması. Ay enişte, bu böyle bayağı güzel bir tiyatro oyunu gibi oldu, değil mi? Gerçekten böyle yapınca şakır şakır İngilizce konuşuyoruz gibi oluyor. Doğru yanlış bilmem ama. Ya öyle oldu değil mi? Sanki böyle bir günde öğrenmiş gibi oldunuz değil mi? Arkadaşlar var mısınız pratik yapmak için? Bu akşam bu oyunu aslılara sergileyelim, ha? İngilizce oyun. Ben her zaman hazırım gösteri dünyasına, biliyorsunuz. Ay çok eğleniriz Mr. Mrs. Smith. Görsünler bakalım bir günde İngilizce nasıl öğretiliyormuş. Siz ama çayı fondip içeceksiniz Cem Bey. Çünkü oyunun bir parçası oldu. Çok güzel olur, evet evet. Öyle yapalım. Siz de artık çayı içersiniz Cem Bey. Hello, Mr. and Mrs. Smith. This is Jonathan. Jonathan. Nasılım? Hello, Jonathan. My name is Mrs. Smith. Jonathan. Hadi yedi. My name is Mr. Smith. Bak bayağı konuşuyor vallahi. Bravo Cem. Thanks. Hey man, what's up? Hey man, what's up man? What do you do? What are you talking about you? Windows Ice'li... Devam edelim, devam edelim. Çaya geçelim mi? Oh my God. Kız güzel oynuyor. Ay Makbule abla. Ha? Tea. Yes, please. Of course. Bravo Makbule Hanım. Takdir ettim sizi. Şuna sen onu. Şşşt! Hiç konuşma ama. İngilizce konuşuyoruz. Ne diyor? There is tea. My cup. This is my cup. Hayır, o Burhan'ın lafı. Sağ ol Bahir. Bahir, lütfen tekste bağlı kalalım. This is... my cup. This is my cup. Hayır, bana ver onu. Bana ver. Bırak işte, ver onu bana ya, ver.
And this is my cup. Ne yapıyorsunuz siz? Şşş, rahatsız etme oğlum insanları. Kusura bakmayın ne oldu? Estağfurullah, bakın ne güzel oynuyorlar. İstemem kızım. Yo, ben almayayım. Yo, yo. Thank you for the tea, Mrs. Smith. Ay ben ne bileyim anne ya. Hacer olsa bilirdi ama gelmedik. You're welcome. Welcome to London, David and Janeton. Thank you, Mr. Smith. Let's drink the tea. Çayı içiyoruz. Canım içsene çayını. Yok ben almayayım, istemiyorum. İçsene canım çayını, içsene. Ben istemiyorum. Ben istemiyorum. The end. Ve evet, burada oyunumuz bitiyor. Selam veriyoruz. Bravo hocam, bravo. Hay bir gün de bu kadar öğrenirse bir haftada kim bilir neler olur ya. Ben size demiştim efendim. Aferin, aferin Cem. Ya bu öğretmenlik yeteneği başka bir şey demek ki. Ama benim oyundaki enerjim de sahneyi aldı getirdi yani. Biz rahatsız etmeyelim o zaman, kalkalım. Ya otur ya, bir çay için de öyle gidin. Baksana ellerinde çay imrendirdiler. Sonra da şakır şakır içtiler. Yok yok, biz gitsek bir an önce iyi olacak. Oturun yavrum, bir çay için öyle gidin. Gitseydik tam süper olacaktı. Üf abi ya. Makbule, hadi Aslı'dan çay koyun. Bakalım, görelim ev hanımlığı da oyunculuğun kadar iyi mi? Ay! Ay! Ne oldu? Ya ben suyun altını kapatmıştım, yeniden demlemek gerekecek. Demleriz, ne olacak? Ne bu dramatik hareketler Makbule? Oyuncuyum ya. Nasıl öğrettim ama 5 dakikada İngilizceyi? Benim doğaçlamalarım da güzel tepki aldı ama. Benimkindeymiş o zaman. Ne dedin oğlum? Benimle gurur duyuyor musun baba? Her zaman oğlum. Dikkat et, düşürme. Dikkat et. Çünkü plazma ile bana hediye verdiler. Hediye olması açısından benim için manevi bir değeri var ayrıca. Bürhan. Efendim? Peynir de bakayım. Peynir. Ya durup dururken niye peynir diyorum ben Gafur? Filmlerde öyle kanımca. Kır cahil. Çıkayı çekmesen Gafur, bence gereği yok. Ne? Rahatsız mı oluyor? Hayır, yani... resmi ya o, hareket etmiyor. Bence bir esprisi yok. Ayrıca kaset harcanıyor, para sarıyor yani. Belli olmaz, belki kıpırdar. Ayrıca seyrediyorum. Sensin psikopat. Efendim? Çiko bana laf çakıyor. Ha, Çiko laf mı çakıyor? Ha, anladım. Evet. Evet. Saat kaçta akıyoruz aleme? Akacağız ki. Sen dedin ya, aleme akacağız dedin ya. Ha. Allah Allah, ya Rabbim ya. Bu gece miydi o? Beni ekiyor musun? Anne ekmesi Gafur, ne zaman ektim ben? Hep böyle konuşuyorsun ama, hep beraber program yapıyoruz. Bu ilişki nereye gidiyor? Gafur, hemen ilişki muhasebesine giriyorsun zaten. Tamam, çıkarız, sokağa çıkarız, biraz hava alırız, sonra geri döneriz. Yok, yemezler. Yemezler mi? Hani Sacit Kral sana anlatmış ya, oraya gidelim. Roçuk var ama. He. Senin de ben. Niye, bir sakıncası mı var? Hayır, yani şimdi... ne bileyim, orası gürültülü olmaz mı? Yani... Evet. Kafamız şişer. Rock bar'a gitsek tam süper olacak. Beni çekmesen daha da süper olacak. Niye? Utanıyor musun?
Ama kamera seni seviyor. Ben de seni seviyorum. Sağ ol canım, eksik olma. Peynir. Ne oldu ki ya? Ne? Kapıyı mı açıyorlar? Ha? Sacit Bey! Kapıyı açmaya çalışıyorlar. Kapıyı zorluyorlar ya. Sacit Bey! Oğlum! Kapıyı uzatayım, hırsız yapayım. Hırsız bu önce. Ne? Saldır kapı! Ne? Kıpırdama, çekiyorum. Ne diyorsun kapıyı ya? Kıpırdama yoksa kafana kamerayı yersin. Hırsız! Lan! Saldır kapı! Kamerayı getir lan! Sen beni tanımazlıktan mı gidiyorsun? Yok canım, daha ziyade oradan geliyorum. Buyur. Şu anda müziğe konsantre ol Gafur. Lütfen. Sen beni beğenmiyorsun. Şu anda müziğe yoğunlaştım. Elektro gitar dinliyorum. Çok seviyorum tınısını. Buradan seni çekeyim. Ama Gafur, şu anda eğleniyorum, lütfen. Yapma diyorum sana Gafur. Ya şimdi çekme. Allah Allah, zaten suratım düşmüş. Hala çekiyorsun. Yapalım, git. Ve bir içki daha alacağım. Kanka, dikkatli ol. Kelle olacaksın. Kanka, kanka, ayak figürüne dikkat, bak bak. Nasılsın? Aileyse bunlar, oğlu yaşındaki deli anneyi getirmiş, benim erkek arkadaşım diye tanıtıyor. Madem boyfriend yapacaksın, gizli saklı yap bunu. Evet. Koskoca sütçü oğlu aile meclisine ne getiriyorsun çıkınımla? Haklısın kanımca Burhan. İfat da çok üzüldü, mahvoldu. Böyle bir asil aileye yakışıyor mu? Çok üzüldü, suratı düştü, mahvoldu, mahvoldu. Ben de çok duygusallaştım. Aa, bakın o kanka. Oo, kelle oldun sen kanka. Hey. Kelle oldun diyorum. Anladın sen onu. Burada bak ya. Şaka gibi ya. Nasıl bir star elektriği varsa bende. Herkes bana bakıyor.
Günaydın canım. Gir içeri, ne gir. Ne oldu ya? Geç kanka. Ya ne geç oldu kanka. Ya Allah Allah. Geç otur. Kanka. He. Senin kapını kimin zorladığını buldum. Kim zorlamış? Cem Bey Hıyar'ı. Aman. Saçmalama Gafur. Anlamıyorsun. Dikkat kesil. Şüpheli tavırlar içinde. Dün niye bu senin kapının önünde duruyordu Hıyar oğlu Hıyar? Ya onu ben de anlamadım ki. Öyle kapının önünde mal mal bakıyordu. Ben bunu iki kere bahçe kapısının orada merdivenin altında yakaladım. Ne yapıyordu ki? Anladın sen onu. Anlamadım. Aslında ben de anlamadım onu. Keşif yapıyor olabilir. Delilleri saklamak için. Ya ne delili ya? Sen ne diyorsun Gafur? İki gündür bana kameraların görmediği kör noktaları soruyor. Ay ona neymiş ki? Burhan, sıkı dur. Dün gece senin buradaki güvenlik kameraların kaseti çalındı. Birisi çekmiş almış. Nasıl yani? Üstelik apartman giriş kamera kayıtlarına baktım. Giren çıkan yok. Nasılım? Yani apartman sakinlerinden birisi kaseti almış olabilir. Cimbi mesela. Ama o Hıyar sakin değil. Bak kanka, sen beni dinle. Deli deliyi görünce gözünden tanır. Onu anladım zaten. Dedim ben sana kanka, normal değil bu herif. Ya ne oldu? Niye bunları niye çıkardın ki? Dondular onu. Kırmaz mı? Bak dedi şuna geldi çünkü. Dikmeden yer misin? Öyle mi? Buyur. Portakal diyorum. Sonra meyve likizleriyle çok uğraşıyorum. Çamaşır suyuyla bile çıkmıyor Gafur. Ha, anladım. Anladın da yine döke döke yiyorsun.
Ya çamaşır suyu kullandığın zaman dantelleri yıpranıyor, haberin var mı senin? Sen de karı gibisin ama ha. Ya ne alakası var Gaffur? Ne alakası var? Sadece çok titiz bir insanım ben. Dantellerimin üzerine portakal dökme. Meyve suyu dökme diyorum sana. Ne var bunu da anlamayacak. Böyle portakalın altına tabağı tut ve ye. Burada akarsın da tabağı yerir. Yere gelmez. Tut şimdi. Ye şimdi. Akıyor. Buraya akıyor. Son derece basit bir olay. Onlar ne orada? Ha? Onlar diyorum, ne orada? Çorap. Hadi canım ya. Çok şakacısın. Tamam, ben onların çorap olduğunu biliyorum da... ...niye benim kanepemin baş köşesinde oturuyorlar? Takılıyorlar. Bir sakıncası mı var? Yani Gaffur, Gaffur... ...eğer ayakların işiyorsa... Çorap giy. Eğer ayakların üşümüyorsa çorap giyme. Niye çorap giyiyorsun? Giyiyorsun madem. Benim evimde çıkartıyorsun. Hadi çıkarttın. Niye kanepemin üzerine koyuyorsun? Hadi koydun. Niye bana öyle bakıyorsun? Hadi baktın. Ya Burhan, sen menopoza mı girdin? Hayır efendim. Sen buraya geldikten sonra ben sabaha kadar, sabaha kadar temizlik yapıyorum. Her tarafı kırklıyorum. Sonra işe gidiyorum, böyle gözlerim resmen pürtlemiş. Sebep? Sebep mi? Yediklerin, içtiklerin ortaya döküyorsun. Çoraplarını çıkartıyorsun, oraya buraya atıyorsun. Dantellerimi, ağzını siliyorsun. Yani bir tuvalet kullanıyorsun. Ya... Midemi kaldırıyor, Gaffur. Yani iğreniyorum. Kusura bakma yani. Beni kırıyorsun. Ya ondan değil. Yani ben çok titizim. Hastalık gibi yani. Hastalık var bende yani. Yoksa seni kıracağıma kafamı kırarım. Zahmet etme, ben senin kafanı kırarım. Diyorsun. Anladın sen onu. O parmağın, o parmağı, anladın sen onu. Efendim Gaffur, dün gece yine sen geldiğin için yine temizlik yapıyordum. Ne vardı? Konuşma lan. Ama Gaffur ya, dün patladı ama. Geç otur bakayım şöyle. Ne oldu ki? Ne oldu? Sen niye karı gibi dedikodu yapıyorsun? Ne? Aslı hanımefendinin anasını, babasını doldurmuşsun. Kız ağlıyor. Aa, niye ağlıyor ki? Ben onu... Konuşma lan. Ama anlamadım ki o... Aa, omzuna ne oldu bebişim? Bak, zaten dün akşamdan kılım sana. Lan sen Aslı hanımefendiyi nasıl ağlatırsın lan? Senin yüzünden Kanada'ya gidecek. Aa, Kanada mı? Aa, Kanada. Nerede Kanada? Uzakta bayağı. Bak, senin yüzünden gidecek işte. Ya benimle ne alakası var Gaffur? Ben onu... Konuşma lan. Ama konuşma senin... Burhan. Seni tenhada kıstırırım. İşsiz dedim sadece. Sen de sevmiyorsun Cem Bey'i. Hıyarın teki diyorsun. O benim problemim. Sen niye Aslı hanımefendiyi ağlatıyorsun? Ya Kanada'ya giderse? Sen aşık mısın Aslı'ya? Hayır. Seviyorum. Anladım. Anladın sen onu. Hmm. Bak,
Bir daha Aslı hanımefendiyi ağlatırsan ben de seni ağlatırım. Tamam canım, o da benim arkadaşım zaten. Kendini Aslı hanımefendinin kocası zanneden hıyar var ya. Evet. O hıyara bir iş bul. Ne? Ben nasıl iş bulacağım ya ana? O senin problemin Burhan. Gerekirse kendi işini ver. Eğer hıyar iş bulamazsa Kanada'ya gidecekler. Gafur, kardeşim. Buradan sonrasında çizgiyi çekmek zorundayım. Ben ona nerede iş bulacağım ya? Beni kırıyor musun? Hani öyle bir şey demek istemedim ama nereden bulacağım ben şimdi iş? Beni kırıyorsun. Ha, şu anda kafamı kırmak istiyorsun herhalde. Burhan. Hı. Seni tenhada kıstırırım. Anladın sen onu. Ama kafur yapmıyor. Çamaşırsın. Çok ayıp oluyor. Ama kafur için rencide oluyorum şu anda. Gidelim kafur. Canosu. Yampiri yampiri gidiyor. Esas ben Kanada'ya gideceğim ya. Böyle giderse ben gideceğim Kanada'ya. Sonra beyin göçü oluyor diyorlar. Niye oluyor? İşte bunun için oluyor. Niye beyin göçü oluyor diyorlar? İşte bunun için oluyor. Allah'ım ya Rabbim. Gafur ya, şu anda aklımdan geçiyordu biliyor musun? Sen Cem Hıyar'ına iş buldun mu? Bir günde mi? Nasıl olacak bu? Çok baskı yapıyorsun bana. Ben iş ve işçi bulma kurumu değilim ki Gafur. Konuşma lan. Yine aynı şekilde girdi. Deli. Buren. Gel, gel, gel. Gel. Kalk, kalk, oturma, kalk. Tamam. Gerekirse kendi işini ver bu herife dedim. Ne oldu? Ya gerek yok bunlara. Gafur, ayarlıyoruz işte. Sabah Aslı hanımefendiyi gördüm. Gene biraz keyifsizdi kızcağız. Bak, eğer Kanada'ya giderse seni tenhada kıstırırım Burhan. Ya tamam, bakıyoruz işte Gafur. Beni oyalıyor musun? Ya ne alakası var ne oyalaması? Daha dün söyledin zaten. Sana 24 saat mühlet veriyorum. Bana. Sana. Eğer bu süre içerisinde bu herife iş buldun buldun. Bulamazsam. Ha, beni kırıyor musun? Ha, ben zannettim ki annenler burada değil, onun için çağırdın. Baş başa kalacağız mı sanmıştın? Ne alakası var? Neyse ben gideyim yukarıda ekip çalışayım. Onları bir kontrol edeyim. Hemen işi sermesinler. Neyse. Hayt. Gideyim ben. Hayt. Tamamdır. Sen benim ailemi beğenmiyor musun? Otur oğlum otur, rahatsız etme insanları. O insan değil ki baba. O Burhan. O benim arkadaşım. Ama benim artık daha yakın bir arkadaşım var. Ha? Ay abi bu ne? Konuşma kız. Geç yerine otur. Ya Gafur ya bu gerçekten bir ceza yani. Bu pamuklarla olmayacak bu sistem. Hepsi düşüyor baksana. Git o zaman adam gibi süs bul. Hacer beğensin. Aman Gafurcuğum ağaç kabak. Eli yani. Bunu genelde yakıyorlar, insanlar ısınıyor. Yani bu pamuklarla hani böyle kar yağmış havası vereceğiz ya, pamuklar tutmuyor, aşağı doğru düşüyor. Ne kadar vaktimiz var ki yani, bu günlerce sürer. Benim o kadar vaktim yok, çalışkan bir insanım. Burhan. Bak. 10 gün sonra yılbaşı. Sen süsleye dur, yılbaşında görüşürüz.
Okaytu. Kedi. Ağzı babı girdi. Bu sefer girmedi ağzıma. Ana, benim bir hayat istemiyorum be. Gir yavrum, gir. Tüyleri de ne kadar uzun. Bunun tüyleri nasıl yolacak ya? Neyse Makbule, gerisi halledin. Gir. Gir, gıla 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 gıla. Bu kaç saatte pişirir ki acaba? Burhan. Aa, Gafur. İyi sinirli kardeşim. Ne ayak? Niye partime gelmiyorsun ya? Allah Allah. O kadar böyle bekle böyle burada ağaç oldum. Nerededir bu köfte or dedim. Herhalde dedim Fatma'nın yanındadır dedim. Buraya geldim. Davet edecektim seni. Senin evinden aşağıyı aradılar. Hindi bitmiş. Dışarıdan alayım diye. Aa, kim aradı ki ya? Mevzu o değil. Acaba sana bugün Fatma'dan bahsetmekle hata mı ettim? Aa. Aa. Vallahi ağzıma sinek girecek ha. O kadar şaşırdım. Ne demek bu? Herhalde yanlış düşünmüyorsun. Burhan. Benim düşündüğümü şu anda düşünmüyorsun değil mi Gafur? Ya yok, ben düşünmem. Ben fenada kıstırırım. Burhan, sen Fatma'yı kesip yiyecek miydin? Ah, olur mu öyle şey Gafur? Yani kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Hindi yenir mi canım? Seni pilavla servis ederim. Anlıyorum. Fatma, Aslı hanımefendiyle benim özel evcil hayvanım. Tabii canım, orası öyle ya. Normal bir ilişki. Düş önüme, partiye gidiyoruz. Benim partime mi? Senin partine. Bir sakıncası mı var? Hayır, bir sakıncası yoktu yani. Fatma burada yalnız kalmasa. Konuşma! Düş önüme. Ne kadar şey vardı Gafur yani. Konuşma Burhan, düş önüme. Tamam, espri yapıyorum, yılbaşı şaka yapıyorum. Hiç anlamıyorsun. Buralarda hemen gidesim var. Yeniden başlamak hevesim var. Ne varsa attığım içime cart diye diyesim var. Katlanıyoruz, herkes gibi malum. Küçük paramız var. Ama hem gel hem foto takımını hard diye yesim var. Çat diye çatmak üzereyim. Neresinden tutup da düzeleyim. Ortağı olmuşum düzeneyim. Kendimi boğasım var. Çat diye çatmak üzereyim. Neresinden tutup da düzeleyim. Ortağı olmuşum düzeneyim. Herkese ayasım var. Aman ay böyle süper oldu ya. Tam eltim bir yılbaşı partisi. Sizin eltiniz mi var yoksa? Efendim? Geri. He? Hı? Yok bir şey. Ya Gafur, bir daha çakkıda oynarsan ciddi söylüyorum. Şurada düşüp bayılacağım ama ha. Lütfen ya. Ama kanka, yılbaşında böyle bir beklenti vardı. Ben onu karşılıyorum. 2007'de yeni şarkı buluruz. Anlat. Çakil. Kanka. Hı. Benim canım sıkıldı. Maç falan seyretsek. Aa. Maç. Gafur. Süper fikir. Çok güzel. Sacit Bey aniden gelir diye almıştım. En güzel goller DVD'si. Hadi o zaman seyredelim kanka. Canım. Nasılsın kanka? İş yemeği nasıl geçti Burhan? Ha, iş yemeği... Aman.
İşte iş yani. Makbule Kral, kanımca sizin iş yerinde çalışıyor. Yok, ne alaka? Geçen gece iş yemeğinden beraber döndünüz. Hangi? Şey değilsin, o tesadüfen oraya gelmişti. Ondan sonra dışarı çıktı, yalnız gitmesin diye ben de kendisine eşlik ettim. Yalnız yani, onun için. Ne var bunda? Makbule'den hoşlanıyorsun. Dertme be! Ne hoşlanması? Ne diyorsun be? Ben Makbule'den mi hoşlanacağım? Allah'ın gerisi. Koca elleri var, kocaman ayakları var. 45 numara, ondan mı hoşlanacağım? Delirtme beni! Dün gece yarısı senin evinden çıkarken yakaladım. Onun da bir açıklaması var yani. Dinliyorum. Evlerinde nohut bitmişti. Benden nohut almaya geldi, ne var? Makbule'den hoşlanıyorsun. Dertme beni! Beni dertmek için mi söylüyorsun bunları Gaffur? Makbule benim arkadaşım. Sohbet etmeyi, muhabbet etmeyi çok seviyorum. Çok sempatik bir kız. Ama cinsel cazibesi beni tatmin etmiyor. Ekmek arası iyi gider kanımca. Ya Gaffur, tutturdun ama aynı şeyleri. Allah Allah, hayatındaki tek kankaya böyle şeyler yapılır mı ya? Tek kankamsın. Tek kankam sen misin? Benim tabii ki. Benden başka arkadaşım mı var ki senin ya? Var. Sacit Kral var. Aslı hanımefendi var. Aslı hanımefendinin kırmızı saçı arkadaşı var. Aslı hanımefendinin siyah saçı arkadaşı var. Allah Allah. Ne zaman girdin ki sen onlara? Dün akşam hep birlikte maç seyrettik güle oynaya. Ne? Bir sakıncası mı var? Bensiz. Niye davet edilmiyorum? Kanımca seni sevmiyorlar Burhan. Gidin şuna be! Dürütme adamı! Gaffur, bilmiyorsun konuşma. Hiçbir şeyi bilmiyorsun karışma. Sen o yarım aklında üç tane hücreni beyaz Türklerin karmaşık ilişkilerini araştırmaya, yorumlamaya çalışma. Anlamıyorsun. Sinirimde tepeme çıkartma. Anladın mı? Beni sinirlendiriyorsa sonra beyin kanaması geçireceğim ya. Allah Allah. Dank! Bu kapıyı kapatma sesimdi. Şimdi diyeceksin. Sayın Burhan Altıntop, beni kıskanıyor. Gülün bakalım ben kimimim? Gülün bakalım ben kimimim? Merhaba. Ne haber kanka? Ne ya? Ne ayak kanka? Bu Tokyo'lar topuklu mu ya? Buyur. Yok bir şey. İyi o zaman. Kanka! Çekinme, gel içeri. Sağ ol canım, eksik olma. Son ki kendi evi ya. Buraya mı çıktı? Ya çok soytarı bir şey bu ya. Asıl kuyruğunu görürüz kuyruğunu. Görüyorum babacığım. Baba, sizin hiç daha önce böyle kediniz, köpeğiniz falan olmadı mı? Yok, olmadı. Rahmetli annem çok titiz bir kadın da böyle şeylere izin vermezdi. Ama şuna bak. Yahu tanıyor galiba artık beni bu. Yok, tanımaz efendim. Bunların hafızaları 6 saniye. Efendim? Yok bir şey. Tanır tabii. Azizim, sana bir sorum. Buyurun. Hadi bakalım, başlıyoruz. Tamam. Mazmut bir erkeksin. Karına düşkünsün. Ama bir dükkana girdiğinde güzel bir kadın, tatlı dilli, alımlı bir kadın seninle ilgilenirse sen alışverişi uzatmaz mısın mesela? Canım ne münasebet. Ben o hanımın güzelliğini fark etmem bile. Oho! Bu yaştan sonra onların hepsi benim kızım. Ah canım. Evde ne yemek var? Mutfak kapandı canım. Buyur. Of, kahve çok moralim bozuk. Canım çok sıkkın, lütfen üstüme gelme. Gelmiyorum kanımca. Çok sıcak ya. Pencereyi açsam? İçimde böyle bir sıkıntı böyle. Böyle bastırıyor sanki. Of. Sen menopoza mı girdin?
Çok anlayışsızsın ama Gaffur. Orada angut angut oturuyorsun, iç dünyamı çözmeye hiç çalışmıyorsun. Burhan, var ya ben senin o iç dünyanı tenhada kıstırırım. Bu açıdan mı bakıyorsun? Bir şey soracağım sana. Sor. Evet. Şimdi beni böyle tepeden tırnağa incele bakayım. Ne giriyorsun bende? Burhan'ı. Ya öyle düşünme, daha objektif bak. Buyur. Yani mesela sen bir kadınsın. Ha, kadınsın. Yolda karşılaştık. Beni görüyorsun. Ne düşünürsün? Bak. Ben evli miyim? Yani ne fark eder ki? Çok şey fark eder kanka. Eğer ben evliysem sana bakmam yakışık almaz. He. Tamam o zaman bekarsın. Kaç yaşındayım? Ya Allah'ım ya Rabbim. Ne ilmi var Gaffur? Ben sana diyorum ki kadın gözüyle fiziksel olarak beni değerlendir diyorum, kadın gözüyle. Ama 18 yaşındaysam sen bana kart kaçarsın. İyi tamam, 28 yaşındasın. Güzel miyim? Evet, çok güzelsin. Zengin miyim? Ya zenginsin, güzelsin. 28 yaşındasın. Her şeyin çok güzel, çok güzel. Ampillerin var böyle. Sadece ne düşünüyorsun onu merak ediyorum. Söylesene ya. Ben sana bakmam ki. Ay, nasıl yani? Lan kanka, ben 28 yaşında olsam, güzel olsam, zengin olsam, öyle ampillerim olsa, kusura bakma ama ben senin suratına tükürmem bile be. Önce konuşuyorsun lan benimle. Dost acı söyler. Dost acı söyler diyorsun. Evet. Sence ben yakışıklı mıyım? Kendine göre bir havan ver. Ah, sağ ol canım, bence de. Ama biraz boyun kısa. Ne? Dost acı söyler. Ya sen kendi boyuna baksana. Mantar, yeri mantarı. Kendi boyuna bak bir defa. Ben de kısayım. Çok kısasın hem de. Abi yerden bir, bu kadar bir şeyin var. Standartların altındasın bir defa. Olabilirim. Dert etmiyorum diyorsun. Bir sakıncası mı var? Benim için var. Anladın mı? Benim için var. Ben bir defa kısa değilim. Orta boyluyum. Hatta ortanın üzerindeyim. Hatta ideal erkek boyundayım. Ortaokulda biraz basketbol oynasaydım biraz daha boyum uzun olabilirdi. Hep annem dediydi ya. Basketbol oyna dediydi. Ben hiç onun lafını derinemedim. O zaman büyürdüm. Kanka, kendini beğenmiyorum. Beğenmiyorum. Kürek ayak bak bile bile boyu kısa değil mi? Onun için kadınlarda hak ettiğim değeri görmüyorum, ilgiyi girmiyorum. Makbule'den hoşlanıyorsun. Kafir. Efendim? Gidebilir misin? Gidebilirim. Git o zaman. Ha, kanka. Üst raflardan bir şey alman gerekirse babamı çağır. Ayansın. Biraz gerineyim dedim. Merhaba canım. Bu kapı kısaldı mı? Zannetmiyorum, niye? Neyse. Hadi aleme akalım. Aleme mi? He, kafeye takılalım. Ay, şimdi mi ya? He. Olabilir aslında. Herkes yeni tarzımı beğenecek mi çok merak ediyorum. Buyur. Gel canım, ben hazırlanayım, öyle çıkarız. Hadi. Gür. Yani burası düzelmemiş ya, yamuk gibi duruyor. Evet. Kanka! Kanka! Evet. Ne ayak? Ne? Ayakların diyorum. Bir garip yürüyorsun. Ya normal yürüyüşüm bu. Sen dikkat etmemişsin demek ki. Şaşırdım.
Sonunda göz göze geldik. Evet, ben hazırım. Anahtar da ne kadar aşağıda. Kanka, bir sorum olacak. Buyur. Senin boyun mu uzadı? Ya benim boyum niye uzasın Gaffur? Ne diyorsun sen ya? Saçlarımı kestirdim diyorum. Saçlarımı kestirdiğim için de boyum uzun gözüküyor ondan diyor. Alam! Alam! Kanka. Niye topuklu papuç giyiyorsun? Saçmalama Gaffur, hadi gidelim. Kanka, niye Zeki Müren gibi giyindin? Ya sen kendine bir bakar mısın? Modaya eriştirmenliği yapacak durumda mısın sen? Sen gelme hanımcan. Yok ya, neymiş? Böyle Zeki Müren kıyafetiyle yanımda dolaşmasan iyi olacak. Yok ya. Sen beni beğenmiyor musun? Beğenmiyorum. Kendi kıyafetini giysen tam süper olacak. Giymem. Ben halimden çok memnunum. O zaman yanımda dolaşma. Yanlış anlaşılır. Allah Allah. Allah'ım ya Rabbim ya. Sanki ben seninle dolaşmaktan çok memnunum. Pijaman pantolonun içerisinden gözüküyor. Üzerine de bir ceket giymiş. 3 numara büyük. Ama en azından senin gibi topuklu papuç giymiyorum. Anladın sen onu. Hadi eyvallah. Demek ki uzun olunca en yakın arkadaşlarım bile seni kıskanıyor. Kompleks yapıyor. Çok normal. İyi günler kanka. Ha, iyi günler Gaffur. Makbule'den hoşlanıyorsun. Allah'ım ya Rabbim ya, akşam akşam beni delirtmeye mi geldin ya? Burnunun içine çay sokuyorsun. Ne, bir sakıncası mı var? Hiç komik değil. Şu anda hiç komik gelmiyor. Surat kaslarımda en ufak bir gülümseme yok şu anda. Makbule deme bana, 100 felci geçiriyorum çünkü. Ama kız uzun diye kendine Zeki Müren ayakkabısı yaptırdın kanka. Ya bir panik atak hastasıyla bu kadar uğraşmalı ya. Ben onun için mi yaptırdım onu, delirtme beni. Ne için yaptırdın? Sahneye çıkmak için mi yaptırdın? Ayrıyeten sen Makbule'yi eve atıp içki veriyorsun kıza. Söyle kurtul kanka. Ben Makbule'den hoşlanıyorum de. Makbule'den hoşlanıyorsun. Gaffur, seni fiziksel olarak yıpratırım. Canını acıtırım. Buyur. Fiziksel olarak olmasa da... duygusal olarak hani iç dünyadan... hani kalbimi kırarım falan. Makbule benim arkadaşım, bunu unutma. Ben ona karşı cinsel olarak ve duygusal olarak herhangi bir çekim hissetmiyorum. Bunu neden anlamıyorsun? Anlıyorum, evet anlıyorum. Evet, Makbule'den hoşlanıyorsun. Of ya! Of! Sen de aslında hoşlanıyorsun. Hı? Hadi onu söyle. Hayır. Seviyorum. Benimkisi protonik. Ayrıyeten sen, hanımca Makbule'yi ekmek arası yersin he. Allah'ım ya, ya Gaffur baka gülüp duruyorsun ya. Yaba gibi elleri var, kürek gibi ayakları var. Ben ne yapacağım onu ya? Tarla mı süreceğim he, tırmık gibi? Onu beğenmiyor musun? Hayır, beğenmiyorum. Bunu anlatamıyorum sana. Çünkü... çok yağlı yemek yapıyor. Her yerimde, suratımda, oramda, buramda... şimdi söyleyemeyeceğim yerlerimde sivilce çıkıyor. İstemiyorum. Zevksiz giyiyor ayrıca. Zevksiz bir kadın. Unutma, ben üst düzey bir yöneticiyim. Yarın öbür gün o davete giderim. Öt geçerim. Öbür davete giderim. Öt öbür davete giderim. Kolumda onu mu taşıyacağım ya? Makbile'yi. Evet kanka. Öt diye hangi davete gidersin? İşte gittiğim davetlere. Kanka, sen hiç kimse bir yere davet etmiyor ki. Gaffur. Can yoldaşın olur kanka. Kardeşim bak. Çocukların olur boy boy. Kime diyorum acaba? Şu kızı rahat et. Alo. Beni dinleyebilir misin acaba? Dinleyebilirim, buyurun. He. Makbule ile evleneceğimi şu elindeki çay bardakla evlenirim daha iyi. Hiç değilse susar, olduğu yere oturur böyle. Ayrıca ne? İnce belli, değil mi? Of, hayır neyse. Çöpü vereyim mi? Yok,
Bir zahmet kendin at. Kontinyerin yerini biliyorsun. Sosyete olduğunu yiyeceksin sen Burhan. İyi günler. Ay makbule, makbule. Ya kapıcıyla muhatap olursan başına bu gelir zaten. Bir gün senin ağzını burnunu dağıtacağım. Ondan sonra diyeceksin ki... Aa Burhan bana niye öyle şeyleri yaptın? Şişireceksin. Göreceksin. Neymiş bu? Neydiymiş bugün? Neydiymiş? Ay görünmüyor muymuş? Neydiymiş bu? Ay. Makbule'den hoşlanıyorsun. Aa, konu. Konu makbule. Ya. Evet. Ne bileyim, bilmiyorum ki. Bilmiyorum yani. Ne? Hani duygularını tarif edemezsin ya. İlişki yaşarsın. İnsanlar yaşıyor ya ilişki. Tarif edemiyorsun. Evet, hoş kız. Güzel kız. Boş değilim ona karşı. Ama hani şu isim meselesi var ya. Adını koyma meselesi. Onu yapamıyorum. Ne diyorsun sen kankaya? Çok güzel saçları yok mu sence? Böyle kıvır kıvır. Şurasında da bir asma kat var, kaçak. Hani o bile çok güzel. Yani çok hoşuma gidiyor benim. Ya kanka, ben buraya seni sinirlendirip eğlenmeye geliyorum. Sen sinirlenmiyorsun. Ne ayak? Aa, sinirlenecek ne var ki? Hayat çok güzel. Life is beautiful. Dolce vita, bella, tralana, tralanda, tralanda. Ağaçlar, kuşlar. Kuş sesi mi geliyor ya bir yerde? Aa, kız sende mi geliyor ses? Yo, iş dünyamdan geliyormuş. Hayat çok güzel. Niye sinirleneyim ki? Yani bilmiyorum ki. Aşık mıyım acaba? Bak, bana zorla aşk kelimesini kullandırıyorsun hızlı. Ben? Evet, sen. Bunu yapıyorsun. Ağzımdan kerpetenle laf alıyorsun. Çakal. Ben? Evet, sen. Ne ayak dedin ya? Sen bana ne ayak dedin ya, ben de nasıl teşneysem, böyle hazır mısam hemen böyle bir başladım dökülmeye yani. Her şeyi döktüm yani böyle. Ne ayak yetti diyorsun yani. Yetti kardeşim. Kafasında kavak yerleri esen birisi için yeterli. Makbule'den hoşlanıyorsun. Ya, bilmiyorum. Evet, galiba. Ya. Ölümüne kankayız. Nasılsın kanka? İyiyim Gafur, hadi söyle. Neyi? Ne için geldin? Hani o söyle. Muhabbet ha. Of yani Gafur, yanlış zamanda yanlış yerde olma konusunda rakipsizsin kardeşim. Buyur. Şimdi çıkmak üzereyim diyorum. Geç kalıyorum. Dinle kanka. He. Bak bu üst kattan ben çöpü alıyordum. Cem Hıyar'ı var ya. Bana dedi ki Gafur, bu kapının da birlikte karları temizlesene dedim. Ben de dedim ki, ben bunları temizliyorum, temizliyorum ama arkası gün gene yağıyor. Hepsi yağsın, bitsin, biriksin, ondan sonra temizlerim dedim. Bak Allah'ın işine ya. Allah Allah, hikaye gittikçe ilginçleşiyor. Benim zamanım yok diyorum, haberin var mı? Cem Hıyar'ı da dedi ki, ben bugün kapının önünde kaydım düştüm dedi. Allah'ım bayılacağım. Ben de ona dedim ki, iyi ne kadar güzel, bundan sonra kaymak için Uludağ'a gitmezsiniz dedim. Nasılım? Ya Gafur, benim acil çıkmaya... Ondan sonra bu yerde böyle kaldı bak böyle. Of! Herkes kapısının önünü süpürse, sokaklar çok güzel olurdu, tertemiz. Buyur. Hani, bu bir özlü bir söz, toplumla alakalı. Medeni bir toplumda bireysel olarak herkes üzerine düşen görev... Anlamıyorsun değil mi Gafur? Neyi kanka? Çünkü aramızda sosyo-kültürel olarak derin uçurumlar var. Ben seninle uzun uzun muhabbet edemem. Çünkü entelektüel bağlamda seviyelerimiz ayrı. Ayrıca geç kalıyorum. Ben gariban mıyım? Hadi canım lütfen. Geç kalıyorum diyorum. Lütfen. 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 Lütfen.
Ben yalnız mıyım? Gidelim Gafur. Kardeşim başıma neler geldi anlatsam inanmazsın yani. Bir isteğiniz veya arzunuz var mıydı? Bak bak sen tut eski sevgilim ki hala içeride, içeride. Gel bana baskın yap. O yetmeği Sacit Kral bunu gör git Makbule'ye yetiştir. O yetmeği Makbule gel baskın yap. Beni çok ilgilendirmiyor. Yani ben de arada kaldım. Bir tarafta şehvet, öbür tarafta aşk ve istikbal var. Ben ne yapacağımı şaşırdım, arada kaldım ya. Bir siparişiniz yoksa ben gideyim. Ne demekmiş ya o? Vaktimi alıyorsunuz kanımca. İyi ya. Dün akşam ben Sacit Kral'daydım. Bir muhabbet, bir muhabbet. Yoruldum. Burhan, senin muhabbetin beni pek açmıyor. Muhabbetim açmıyor mu? Açmıyor. Sosyo-kültürel açıdan aramızda bir uçurum var. Anladın sen onu. Neyse, ben bir Sacit Kral'a gideyim bakayım. Ne yapıyor, ne ediyor. İyi günler Burhan Bey. Tipine ben senin. Tipine. Merhaba Gafur, nasılsın? Çok özledim seni. Bir isteğiniz var mı veya arzunuz? Ah canım, bir haftadır burnumda tütüyorsun biliyor musun? Seninle konuşmaya o kadar çok ihtiyacım var ki. Bak böyle bana soğuk davranıyor biliyor musun? Normal kanımca. Normal ama yani şu gerçeği bir türlü kavrayamıyor. Evlenince kız var, eğlenince kız var. Haksız mı? Haklıyım. Haksız mıyım? Haksız mı çıktım ya? Haklıyım ben aslında. Bu global bir gerçek. Bir an haksızım zannettim. Burhan. Evet. Bir siparişin var mı? Gafur. Sen hala bak kızgın mısın yoksa? Yo. Ayrıca bu konuya fazla takılmasan tam süper olacak. Yani eskisi gibiyiz değil mi? Yani eski arkadaşlığımız devam ediyor. Makbule ile ilgili bir dedikodu medikodu duyduğun zaman koşarak bana haber verebilirsin. Vaktim olursa hanımca. Ama Gafur, şu anda yalnızım diyorum. Flörtüm benimle konuşmuyor. Derdim çok büyük. Moralim sıfırın altında. Yani bir havalara girmişsin. Nedir ya bu havalar? Ben popülerim de. Gel kardeşim, gel. O kadar çok moralim bozuk ki panik atak geliyor geri kaçıyor biliyor musun? Hadi gel içeri. Hadi. Burhan. He. Ne söyleyeceksen kapıda söyle. Gafur niye böyle yapıyorsun ama? Bir entelektüel seviye farkı lafı yüzünden yani yapmadığın şey kalmadı. Yedirdin bitirdin beni ya. Hadi sana çay, kahve, kek, mek ısmarlayayım. Hadi gel. Hadi içeri gel. Şşş. Gel kardeşim. Sıkıştım ya. Geç şöyle baş köşeye otur. Çoraplarını çıkart istersen. Nasıl rahat ediyorsan. İstersen şey getireyim. Portakal getireyim. Sağa sola dök. Ama direkt kek çay da getirebilirim. Direkt. Tamam getireyim. Vay be. Ben de evi özlemişim ha. Chico falan. Ne haber lan Chico? Bak şimdi sen böyle deyince duygulandım. Çok özledim Gafur. Ben o lafları sana nasıl söyledim hiç anlamıyorum. Bu panik atak ilaçları var ya, onları içtiğim zaman bazen böyle bir başka bir karaktere bürünüyorum. Tamam kanka, anladım. Sıkma canını. Affettin yani beni. Nasılım?
Çok şekersin ya. Anlat bakalım, apartmanda ne dedikodular dinliyor? Mesela bak bile benim hakkında bir şey diyor muymuş? Özel selamımızı yapalım mı kanka? Bilmem ki, arzuya bağlı. Ne bileyim şimdi mi yani? Bir sakıncası mı var? Yok. O zaman yapalım. Hadi yapalım. Elini ver. Evet. Baş parmakları bıdı 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 bıdı. İçten dıştan elektrik bu. Geliyorsun sağdan, soldan geri dönüyorsun. Git, öyle değil, öyle değil. Dön. Bıdı 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 bıdı. Zıplıyorsun. Ömrüm ya kankayı. Neyse ben şu çayı keki getireyim. Ha Burak. Makbule evleniyormuş. yarın istemeye geliyorlar. Kim geliyormuş? Robert De Niro. Kafur ne diyorsun sen, manyak mısın? Ne diyorsun, kimseydi? Kendisi Robert De Niro. Ya çok benziyormuş, evi varmış, arabası varmış. Kim dedi bunu diyorum sana? Kim dedi, cevap versin? Kim dedi sana? Makbule kendisi. Sabah söyledi bana. Makbule'nin kendisi söyledi ha? Vay hırsım. Sabah söyledi ha? Ve sana söyledi ve sen sabahtan beridir bana söylemiyorsun ha? Ama kanka, kız haklı hanımca. Sen yamuk yaptın. Ne yamıyor ya? Ne yamıyor? Sen nereden biliyorsun bunu? Anladın sen onu. Sen Robert De Niro'nun tarafını tutuyorsun öyle mi? Sen öyle yapıyorsun ha? Vay anasını ya. Anladım. Sen 3 kuruşluk adama 5 kuruşluk kıymet verirsen... ...arada kalan bu 2 kuruş için adam gelir seni satar. Buyur. Yok bir şey. Ne? Bir şey yoksa benim çayı açık koy kanka. Kanka. Ben yalnız mıyım? Damatlık diyecek misin kanka? Niye zıvayım? Anladın sen onu. Neyi anlayacağım? Ya kanka düğünde damatlık giyiyorlar ya, böyle fırfırlı gömlek, boyunda böyle kelebek, o şekil. Düğün nereden çıktı ki ya? Kafur senin kafanda bu kabloların nereye bağlı olduğu hiç belli değil, biliyor musun? Allah Allah. Ya kanka Makbule'yi istedin ya, herhalde düğün yapacaksın. Ama ne istemesi? Ben öyle rahat gezelim, tozalım diye, hani laf olsun diye yani, anladın mı? Yoksa şekerim ben balla hazır birisi değilim. Hayatımda bu geçişi yapabilmek için hani... Ne oldu kanka? Bu diyorum yani, bu nereden geliyor bu koku? Ya çiğsin o! Zihnim çalışmıyor şurada ya. Of! Şuradan saplandı ya, buradan girdi içeride geziyi. Neyse, ne diyordum? Hayatımda bu geçişi yapabilmek için... ...psikososyal olarak aşamalardan geçmem gerekiyor. Bence bana anlatma, Sacit Kral'a anlat. Oğlum niyeymiş ki o? Ben anlamadım da ondan. Burhan Altıntop. Ay Kafur kardeşim gel. Ben televizyona çıktım biliyor musun? Yürü lan içeri. İçeri yürü lan. Ben ne yapayım? Seni tenhada kıstırırım demedim ben. Ben ne diyeyim ya? Yine bir açısı bozuk kazı hareketleri yapıyorsun ya. İçeri. Serbest bırak kendini. Serbest bırak. Yani bir saattir anlatıyorum sana Kafur. Yani biz orada artistlik yaptık. Yapma ya o Gaffur.
O yani bize dediler ki çift olacaksınız dediler. Biz de çift olduk, dans ettik. Yani yoksa benim Aslı kardeşim. Yani onlar istedi ya diye mi yaptınız? Yani orada her şey oyun gibi bir şey yani. Oyun yapılıyor yani, anladın mı? Sanal bir durum sanat camiası. Anlatabiliyor muyum? Öyle düşün. Hani İngilizce dersi yapmıştık ya. Hey man, what's up man falan. Hatırlıyor musun İngilizce dersi? Hatırlıyor musun? Hatırlayabilirim. Ha işte orada Cem Hıyarı ile sen öyle bir durumun olmuştu ya. Sen aslında onunla arkadaş değilsin ama arkadaş oluyormuşsun gibi oldu. Aslında sen Cem Hıyarı, Cem Hıyarı. Hıyar değil mi? Hıyar. Ama orada arkadaş gibi. Rol. Rol. Ha, anladım. Yani oradaki sevgililer gerçek sevgili değil mi? Hayır, oyun gibi yani. Sinema, movie. He, yani... Kameraya yakalanmadınız. Ya olur mu öyle şey? Sen magazin programlarıyla karıştırdın. Kıyafetlerimize bir baksana. Ay. Affet beni kanka. Of. Mahvoldum burada ya. Cahillik hanımca. Hey yani nasıl böyle bir şey yaparsın? Yüreğimi ağzıma getirdin, sucuk gibi bağladın beni burada ya. Pardon, çözeriz. Yani bir pardonlu da olmuyor ama. Pardon çıkalı bayağı eşekleri çoğaldı diyorlar. Bayağı eşekleri çoğaldı diyorlar ya, öyle. Tamam uzatma Burhan. Tamam o zaman ya. Ölümüne kankayız, tamam. Yani... Yani nasıl böyle bir şey düşünebilirsin ya Aslı'yla ben? Nasıl böyle bir şey düşünebilirsin? Yani benim bir defa tipim değil o. Anlıyorum. Yani kazulet gibi bir şey. Bir çildesi, milvesi bir şey yok. Böyle dümdüz erkeğe makyaj yapmışsın gibi bir şey yani o. Yeter kanımca. Leylik gibi bir vücudu var onun. Tamam kanka. Vay ben sana bir şey söyleyeyim mi? Onun burnundan iki tane daha burun çıkar. Hiç böyle böyle... Sinsi sinsi yılan bakışlı böyle yılan gibi sarsan. Burhan! Çirkin o, çirkin. Burhan! Çirkin o. Sen Aslı hanımefendi aklına nasıl böyle konuşursunlar? Kapıl. Doğayım mı sen ha? Kapıl sakin. Take it easy, okay? Take it easy, okay? Kardeşim ne haber ya? Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Seni sormalı kanımca. İyiyim ya işte. Hayat gailesi. Uğraşıp duruyoruz işte. Fırın almışsın. He aldım. Kim söyledi ki sana bunu? Dükkanda görmüşler. Kim görmüş ki? Anladın sen onu. Hey. Hey ya anlamadım. Sana geleyim mi? Otururuz. Gel. Ama sende bir tuhaflık var gibi ama... Nasılım? Biraz garipsin. Şey ya, üst kattan bir bağırma çağırma oldu. Ben gidip bir bakayım. Dur ya, gittim hemen. Güzel muhabbet ediyorduk burada. Gafur, niye öyle bakıyorsun bana? Ayakta kaldık. İçeri geçelim mi? Olur. Aç kapıyı. Buyur. Anam! Niye bizi ya? Yeni bizim saçımı yolma, yeni bir adet mi bu şimdi? Cistilli benim saçlar, kan var adam, pis kopat! Kanka, çok güzel. Ben ormanda yürüyorum. Aley! O ağaçlar çok güzel. Börtü böcekler çok güzel. Aley, tırtıla bak! Kanka, çok güzel eğleniyorum. Seni gelsene. Bravo canım, bravo. Allah içine sindirsin. Acaba ne zaman ineceksin oradan? Kanka, biraz önceki o şeyi bir daha yapsana. Çok eğlenceliydi. Hani yapıyorsun ya, o ne diye. Of, gafur ama çocuk gibisin. Sen beni kırıyor musun? Peki. O zaman geliyorum. Of. Bilgisayar hareketleriyle geliyorum. Hazır mısın? Ben hazırım. Başlıyor muyuz?
başlıyoruz. Oley! Gafur Aksoy! Uzun süredir peşindeydik. Mossad, CIA, FBI... Bir tane daha evir. Hepsi peşindeydi. Kaçma, senin peşindeyiz şu anda. Oy ben kaçayım. Tabanları yayla yayım. İyice yayla yoksa seni yakalayacağım. Kaçma dedim sana. Aa, adam koşuyor koşuyor. Hep yerinde duruyor. Bari ben de kaçıyorum adamdan. Kaçıyorum adamdan. Kaçma dedim sana. Şimdi enseni doğru yaklaşayım. Zurtu. Ana, yakaladım seni işte. Hadi. Çok komik kanka. Çok komik. Hadi şimdi sen gel. Sen çık buraya, ben seni yakalayayım. Of bakın ama yani senin beyin hücrelerin ne? Beynin beyin hücre... Bir de bozu çıksın ama aleti. İn şöyle. Stopa bas. Stopa. Daha yeni aldım bunu. Aleti bozu çıksın ama Gafur burada ya. Senin beyin hücrelerinle benim beyin hücrelerim iyi anlaşamıyor. Çünkü ben Avrupalıyım, sen biraz Alatürk'sin. Ha? Boşluğa düştüm. Neyse ki kapı çaldı, oraya gideyim. Biraz da göl kenarında dolaşayım. Vay be. Çok mutluyum. Ben küresel ısınmaya falan inanmıyorum şahsen. Çünkü bütün kış ben dondum ya. Vallahi. Bu şeylerde, borularda gaz mı vardır, sıkışma mı vardır nedir anlamadım, bilemiyorum yani. Hmm, öyle işte, ne yapacaksın dayımın yeni takıntısı. Gafur! Ya Tokyo'nun elinde çıkmasaydın oraya ya. Buyur. Ya çıksın, ne var ki bunda? Ya olur mu, yağdırı silseydi öyle çıksaydı bari, iz bırakıyor. İn aşağı, in. İn dedim sana. Hmm. Gideyim de bir bez alayım da o bantını sileyim bari. Ya bir dakika Burhan Bey ya. Niye benim söylediğim gibi bu yürüme şeysi yatak odasından taşınmadı acaba? Kendi evim olduğu için olabilir misal. Efendim? Yani yok öyleyim yani, kısmet böyleymiş. Ya olmaz ki ama böyle. Salonumuz zaten küçük. Allah'ım salonumuz. Bırak o dantelleri. Bırak! Dantellerle oynama. Oynamıyorum. Hmm, oynamıyorsun. Görüyorum sonra hep parmak izlerin oluyor dantellerin üstünde. Onlar nasıl yıkanıyor, nasıl ütüleniyor, nasıl kullanılıyor acaba biliyor musun sen? Ha? Hiç olmadı bu burada ya Burhan Bey. Üf. Ay sistem. Sistem yani. Hmm? Söyle ayrılsınlar. Kimiye? Cem Hıyar'ı. Aslı hanımefendiyi aldatmış. Boşansınlar kanımca. Hayır şekerim. Ayrılsınlar, barışsınlar beni ilgilendirmez de... adam buraya resmen kamp kurdu. Huysuzun teki, sinirli, yemek beğenmeyi, despot bir erkek. Yani görmeyeyim, görmeyeyim diyorum. Evin içerisi küçük, salon küçük, yüksek tavan değil. Böyle elleri, kolları ahtapot gibi her yerde yani. Elleri, kolları mı? He. Neyse. Aslı hanımefendi daha iyisine layık. Onu bırak da ondan nasıl kurtulacağımı bilemiyorum. Hiç anlaşamıyoruz. Paylaştığımız hiçbir şey yok yani. Ortadan kaldıralım. Üf Gafur, yani şu cinayet planlara geçme bence. Acaba diyorum kerpeten taktiği mi uygulasam? Neydi ki ya? Yok bir şey. Üf, bu da ayrı manyak ha. Ne yemek var? Ay hoş geldin, nasılsın canım? İyi değilim tabii ki. Onun için sormuyorum. İnsan eve gelir gelmez ne yemek var diye sormaz. Ayıptır. Bir hal hatır sorar. Bugün günün nasıl geçti diye sorar. İyi. Günün nasıl geçti? Ne yemek var? Kıymalı fasulye yapıyorum. Kıymalı diyorum. Dikkatini çekirsin. Daha şimdi mi yapıyorsun yemeği? Ya 10 tane elim yok ki benim. Ben de dışarıda çalışıyorum bebeğim. Yine başlama dır 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 ya. Gelir gelmez eve. Pardon. Boşansanız tam süper olacak. Ya sana ne ki? Türk ailesi adına konuşuyorum. Halime bak ya.
Evliliğim kimin ellerine kaldı ya? Türk mahkemelerine kaldı kanımca. Ya ne ayrılması Gaffur? Ne ayrılması? Kızla sadece öpüşmüşüm. Sen daha güzelini bulursun. Uzun saçlısını bulursun. İstemiyorum uzun saçlısını Gaffur. İstemiyorsan kızın diye bana köşenin döpüyorsun. Ya ne konuşuyorsun bedirdirdir? Fasulyeni ayıkla sen. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Şarap var mı? Yine mi şarap içeceksin? Dün gece de içtin şarap. Ya bir şarabımla maçım var. Bunlara da karışıyorsun be. Nedir bu biri? Çilim ya. Siz ayrılın kanımca. Gaffur. Aslı ile benim aramdaki ilişki seni hiç ilgilendirmez, tamam mı? Yok. Ben Burhan'ı kastediyorum. Aranızda şiddetli geçimsizlik var da. Error. Kalka çöp! Yeter! Hazırla gidin lan! Tamam lan! Yalnız bırakın beni! Lan! Kanka benim Gaffur! Çöp var mıdır? Veya çöp yok mudur? Git buradan! Beni yalnız bırak! Git buradan! He. Bir daha gelme buraya! Şşş! Bir daha gelme, beni yalnız bırak! Defol buradan! Fırçayı yedin Gaffur. Gidelim. Geri dön. Çöp al. Uyguladın mı? Hayır. Hepsi geldi. Ağla. Bağla. Hep kendine ağlıyorsun. Biraz da bağla. Koskoca Burhan altın topu bu memleket ne hale getirdi? Ağla. Ağla.
okunmamış mektuplar, bayat ekmekler. Şuralım. Şşş. Yumurta kafa. O da gitti ya. Kanka. Kanka. Burhan. Beni duyuyor musun? Burhan öldün mü kaldın mı? Burhan. Öldüysen alıştıra alıştıra söyle kanka. Sütçüoğlu apartmanı, evet. Ambulans tam teşekküllü mü? Kardeşim ya, Allah Allah, içeride ne olduğunu bilmiyoruz ki, ölüm var kalım var. İyi tamam, hadi bekliyoruz hadi. Polis çağırdım. İyi ettiniz, kapıyı çaldınız mı? Çaldım, açmıyor. Allah Allah. Ya o hayda, tamam bir şey yok, ağlama, belki uyuyakalmıştır. Allah Allah, tamam Gafur. Burhan Bey, açar mısınız kapıyı? Ay ay, hayrola, ne oldu? Burhan hastalanmış mı? Ağlama oğlum, aa. Ay sadece söylesene ne oldu? Bilmiyoruz, yenge açmıyor kapıyı. Bu koku ne? Bayılacağım şimdi. Hayır, hayır, hayır. Yenge, kapıyı kıralım mı? Durun, bizim anahtarı bir deneseydik. Acele etmeyin ya. Ay, cimrilik etme tahsi. Kır! Kıralım, ben kırıyorum. Kendine kanka. Ya koku böyle be, çöp ev olmuş burası ya. Kanka. Bırakın beni, yalnız bırakın. Oho, kafayı yemiş bu be. Bırakın beni, yalnız bırakın. Burhan, kalk kardeşim. Bak doktorlar geldi, şimdi sana bakacaklar. Emin ellerdesin, tamam mı? Her şey düzelecek. Çöp ev vakası bu. Burhan, hadi kalk. Gafur, sen de şunu telefonla al, ailesini falan ararız. Al, al. Ay, 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 çok şükür. Ay, vallahi çok merak ettim Burhan'cığım. Ne olmuş buna, içki mi içmiş? Yok dayı, bunalımda herhalde. İçerisi çöp ev, görmeniz lazım. Burhan'cığım, nasılsın şekerim, iyi misin? Beni yalnız bırak, Allah Allah. Aa, tanımadı beni mi? Alo, Burhan Altıntop'un telefonu. Ben onun telesekreteriyim. Buyurun. İş görüşmesi. İdare müdürü olarak. Niçin bana? Niçin? Efendim. Efendim. Ben Burhan Altıntop. Ha. Işıltı dilgisi. Gıptayla takip ediyorum. Çok beğendiğim çalışma arkadaşlarım var orada galiba. Hı. Evet. İdare müdürü olarak. Tabii efendim, olsun tabii ki. Görüşürüz, anlaşırız, şartlarda konuşuruz. Oldu bebişim. Tekrar görüşmek üzere, yarın haberleşiriz. Burhan. Efendim canım. Nasıl efendim canım? Burhan, iyi misin oğlum? Ah, iyi.
İyiyim Sacit, sen nasılsın? Allah'ım yarabbim. Koku nereden geliyor ya? Kanka, iyileştin mi? Allah'ım yarabbim. İyiydim zaten ben. Herhangi bir sorun yok ki, iyiydim yani. Biraz kendimi salmışım, tatildeyim diyerekten. Allah'ım yarabbim, olsun. Bazen iç dünyama dalıp gidiyorum ben. Ondan kaynaklanıyor herhalde. Bu hasta bakıcılar kim ya? Niye buradalar? Tahsin Bey amca, sana bir şey mi oldu yoksa? Sandık. Sanduka. Sacit kral için mi? Ne alakası var Gafur? O yürüyen bir ölü kanımca. Anladın sen onu. Hayır ya, seçim sandığından bahsediyorum Gafur. Hemen seçime gidiyoruz. Apartman yöneticiliği seçimine gidiyoruz. Sen ve kalabalık ailen Burhan yazıp seçim sandığının içine atıyorsunuz. Kardeşim benim, dostum, arkadaşım, kankam. Bir sakıncası var ama. Ay nedir? Apartmanda kimse yok. Herkes tatilde. Milletin işi var, gücü var. Olsun canım, onların problemi. Allah Allah. Sen niye burada duruyorsun? Birini bekliyorum. Kısmetse tenhada kıstıracağım. Kimi? Sacit Kral diye tabir ettiğimiz iti. Eğer onu bir yakalarsam. Ayrılıkta diye diydin hemen ona. Ayrılıkta diye diydin mi tabii? Yok. Kanka. O buralarda bir yerde. Burnum koku alıyor bak. Buraya meyilleniyorum bak. Baba. Kokusunu mu diyorsun? Çok ilginç bir karaktersin sen. Gafur, yani seni tanımak başlı başına bir tecrübeydi bence. Sağ ol kanka, nasılım? Dediğim gibi ilginç bir karaktersin Gafur. Seçmen yelpazemde bence bir renksin. Bu çok hoşuma gidiyor. Evet, seçim için oy sandığını hemen hazırla. Çünkü seçim kampanyasına başlıyoruz. Kampanya. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.